Ekim, 1978 Bursa doğumluyum. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Bir oğlan, bir kız. Çocukları büyütünce işte bir boşluk vardı içimde. Ne yapalım? Bu Busmey'in kurslarıyla ilk önce tel kırma olmak üzere. Daha sonrasında da filografiyle tanıştım. Yaklaşık 10 senedir bu sanatı yapıyorum. Aslında tanışmam o filografi halk eğitimlerde olmadı. İlk önce bir yere misafirliğe gitmiştim. Çıkışta tabloları kapının önünde gördüm ve beni içine çeken bir şey oldu. Kapıyı çaldım, içeri girdim. Bu nedir? İşte filografi dediler. Kursunu vereceğiz. İsterseniz siz de kaydolun falan. O şekilde girdim ve başlamış oldum yaklaşık 10 sene önce. Bir şeye bağlı kalmayı sevmediğim için tel kırmaya gittim, ahşap boyamaya gittim, teslim kursuna gittim, çini kursuna gittim, örme kursuna gittim, boncuk kursuna gittim. Yani birçok kurslara da gittim ama yaklaşık değil 4 senedir de buradayım. Hani 3. seneyi devirdik, 4. seneye geçtik. Çeken bir değişik şeyi var, duygusu var bu filografinin. Hani 10 senedir artık kaba bir tabir olacak ama yapıştı yani o bana, ben de ona. Hani her seferinde bir bırakma çabam var ama o mu beni bırakmıyor, ben mi tekrar ona sarılıyorum, anlamıyorum. Hani filografi ne, kısaca onu anlatayım ben size. Filografi çivi ve telle yapılan bir sanat. Zanaat da diyebiliriz. Çok kaba malzemeler mi? Evet. Çünkü ne var? Hani sunta, çekiç, çivi, karga burun, tornavida, daha ne var? Kumaşlarımız, desenimiz, şu bu. Ya, normalde çok kaba bir malzeme mi? Evet, kaba mıyız bir malzeme? Ama ince bir nakış gibi işliyorsun. Detayında acayip bir incelik var içinde yani. Güzel bir sanat. Onun için mi bilmiyorum, dediğim gibi 10 senedir o beni, ben onu, bir ayrılamadık. Sabretmeyin. Hani kendinde bir nevi hem sanatla terbiye ediyorsun, hem insanlarla, hem de kendi içinde kendini terbiye ediyorsun. Yani çok ilginç bir şeyler yaşamadım. Daha çok güzel, eğlenceli geçiyor benim kursum yani. Bayanlar bir şeylerle içindeki o stresi, o yorgunluğu atmalı yani. Onun için maddi olarak tabii etkisi var. Hani yardımcı oluyor benim artıdan, bir şeyler elde etmeme sağlıyor ama manevi olarak daha eğleniyorum yani orada. Sabah çıkıp akşam eve gitmek,
Aynı zamanda çok da düzenli oluyorsunuz. Hani evde durduğunuz zaman şey de var. Ya çok derinlere dalıyorsunuz temizlik babında, ya da diyorsunuz ki bir saat sonra yaparım, sonra yaparım, akşama yaparım falan filan. Ama çalıştığınız zaman belli bir saat aralığında her şeyi yetiştirmeniz lazım. Hepsi de çok güzel yetişiyor, daha düzenli oluyor bence. Yani insanlar bir şeylerle uğraşmalı, özellikle de bayanlar. Genelde bizim bu filografiye hat desenleri yakışıyor. Neden diye sorarsanız, hat kamışla yazıldığı için benim de çakabilmem için iki çizgi, arasını işleyip daha gösterişli olması için iki çizgiye lazım. Daha çok hatlarda kullanılıyordu. Ama şimdi arkadaşlar, tabii bayağı eski oldu bu sanat, artık Bursa'da da bayağı gelişti. Hani çok değişik desenlerde de kullanılmaya başladı. Genel hani çiçekler, ne bileyim tavus kuşları, başka manzara resimleri, hatta işi ilerlettik, kanvas baskının üstündeki çiçekleri, ne bileyim kelebekleri, işte ağacı falan süslemeye başladık. Ben hatta daha çok yakıştırıyorum. Seviyorum da hat işlemeyi. Nasıl başlıyorum? İlk önce dediğiniz gibi ben ne yapmak istiyorum ya da öğrenci ne yapmak istiyor? Hani bulunduğu, nereye asmak istiyor? Onun ölçülerinde enine mi, boyuna mı, nasıl bir şey yapacağımızı kararlaştırıyoruz. Hat istiyorsa işte, büyük istiyorsa daha çok besmele tarzında, tuğra tarzında şeyler yaptırıyorum. Ya da daha şık bir şey olsun deyince kaftanlar yaptırıyoruz falan. Uzunlaması ne olursa ona göre, hani enine boyuna göre yerimizi ayarlıyoruz. Daha sonra boyutumuza göre tahtamızı kestiriyoruz. Ona göre kumaşımızı alıyoruz ve tahtamızdan 10 santim aşağı desenimizi çıkartıyoruz. Bu da büyük bir desen olduğu için fotokopiyle değil de ozalit makinesinden çıkartıyoruz. Ondan sonra ne yaptık? Suntamız elimizde ya da kavağımız. Geliyoruz, onu kumaşı bir güzel ona geriyoruz. Yanlarından zımbalayarak sıkı bir şekilde geriyoruz. Ayrıca bir temizlik olsun diye bir de biz bantla kenarlarını düzeltiyoruz. Daha sonra dediğim gibi 10 santim, hani her iki taraftan da 5'er santim bırakmak kaydıyla desenimizi ortalıyoruz. Oturduk, ortaladıktan sonra şey var. Biraz ozalit denen şey büyütüyor, büyütürken de deforme oluyor biraz desen. Düzgün olması için, çünkü göz şey derim ben hep öğrencilere, göz gördüğünü çakar. Hani siz düz gibi görseniz de, çünkü büyüdüğü için ozalitle biraz o şekilde çakar ve ille biz kalemle onu bir düzeltiyoruz. Daha sonra artık bizim aparatımız çıktı. Aparatla arayı da boyu da ayarlıyor bize. Ama eskiden 3 milim aralıklarla çakım yapıyorduk. Belli bir ölçüde. Dediğim gibi bir aparatımız var. Şu an araları da ayarlıyor. O şekilde aynı ölçüde bütün gördüğümüz deseni çakıyoruz. Çakım işlemimiz bittikten sonra kağıdı kumaştan tamamen kurtarıyoruz. Kurtardığımız zaman ne oluyor? Çiviyle sadece desen tahtaya çıkmış oluyor. Ondan sonra da yeni, yani estetiğini verecek olan, asıl güzelliği sağlayacak olan telimizi elimize alıyoruz. Altyapı yapıyoruz. Bu çapraz olmak oluyor. Daha sonra da düz olarak geri geliyoruz.
Getirdikten sonra sağlanıyoruz. Onu niye yapıyoruz diye sorarsam, işlediğim teller dibe çökmesin diye. O bir nevi koruyucu orada. İstediğim kadar inmesini sağlayacak benim. Daha sonra değişik teknikleri var. İşte teğet tekniği var, güneş tekniği var, verev sarma var, düz var. Şapka yapıyoruz, balık sırtı yapıyoruz. Bir kovalamaca dediğimiz bir sistem var. Telleri sıra sıra gidip böyle kovalıyoruz falan. Birçok şey var. Desenin istediğini, yani teğet istiyorsa teğet veriyoruz, düz istiyorsa düz. İstediğini vererek onu yeniden ortaya çıkartmış oluyoruz. Yani farklı bir boyuta taşıyoruz belki de. Daha sonrasında da çerçeve atıyoruz. Biraz maliyetli bir kurs açıkçası. İlk destekçim eşim tabii. Hani ne beğenirsem hayır demeden yapmamı sağladı, Allah razı olsun. Ondan sonra atölyeyi açmamda da yine eşim tabii destekçi. Ama bir sebep de oğlumdur. Hani evden birinin gitmesi çok zor gelir anneye. Hiç evde oturdum bir dönem, hemen açmadım. O zamanlarda şey oldu, ne yiyor, ne içiyor, üstünü açıyor mu, montunu giydi mi? Hani böyle annelerin, oysaki oğlu 19 yaşına girmiş ama fark etmediği, büyüdüğünü anlamadığı bir durum vardır ya. O durumda artık eşim izin verdi, bu atölyeyi açtım. O şekilde şu anda buradayım, çok da mutluyum. Evet, kaba malzeme ama çok motive eden, çok rahatlatan insanı. Sayın Hoca'nın hatta şeyi vardır, bayanlar daha güzel çakar der. Özellikle de sinirli olduklarında. Hani böyle o hırsını alırken bu tablo daha acayip bir eser çıkar o zaman falan der böyle. Gerçekten çivi çakmak belki de insana şey veriyor yani. Öyle herkese tavsiye ediyorum. Hani bunu yapamayız derlerse, Türkiye'mizde çok güzel sanatlar var yani. Hani Husmekler'in de bu konuda bayanlara çok büyük desteği var. Sağ olsunlar belediye başkanlarımız. Eskisi gibi ağır işler yok çünkü. Hani eskiden evet insanlar, ki o zamanlarda bile bakıyorum bizim babaannelerimizin çeyizinden kalan eserler daha da kıymetli. Yani hani mum ışığında, hani lambanın altında daha güzel şeyler yapmışlar ki ne işler var. Hani bunun şey tarlası, ahırı, çocuğu, kayınvalidesi, eşi, sülalesi. Hani eskiden daha çok böyle konusu komşusu. Şimdi bizler de hani herkes çalıştığı için birbirine misafir olarak gidiyoruz, habersiz gitmek yok falan. Boş vakit çok fazla var. O boş vakitlerini de bence böyle şeylerle değerlendirirlerse çok mutlu olacaklarına inanıyorum.
son söylemek istediğim söz buradan eşim İbrahim Tekin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bana desteklerinden dolayı.